Gençler merhaba. Madde döngüleri ve çevre konusunu işleyeceğiz. Hocam kazanımlarımız nedir? Özellikle MEP müfredatında azot döngüsünün yeri çok önemli. Çünkü burada döngüler içerisinde en fazla soru tipi ne oldu? İşte denitifikasyondan bahsedildiğinde, fiksasyon, nitrifikasyondan bahsedildiğinde her birinde bir canlıdan bahsetmek zorunda olduğumuz için buraya dikkat edeceğiz. Hadi gelin birlikte öğrenelim. Şimdi su ve fosfor döngüsünden bahsediyorum. Fosforu aradan çıkartmak için şöyle yapayım. Havada fosfor yok. Bakın havada fosfor olmaz. Neden? Çünkü fosfor ağır bir mineral. Havada askıda duramaz. Fosfor kayaçlar içerisinde bulunur ve şöyle bir mantık var. Mesela düşünün ki kayaçlardan çözünerek suyun içine karışıyor. Sonra su da balıklara geliyor. Balıklar işte insan tarafından tüketildiğini düşünün. İnsan sonra ölüp doğaya karışıyor. Yine toprak. Yani toprak, su, toprak, su şeklinde fosforun bir döngüsü var. Olur da şöyle döngüleri sıralar. Aşağıdaki döngülerden hangisi bir özelliği bakımından diğerinden farklıdır tarzında bir şey söylerse diğer döngüler %99 yani size öğrettiğimiz su, fosfor, azot hani karbon döngüleri içerisinde konuşuyorum. Fosfor havada olmayacak bunu bilelim. Şimdi su döngüsünde de şöyle bir şey var. Tabii ki burada ilkokul tadında işte su buharlaşır sonra soğukla karşılaştı yoğunlaşır ve yağmur olarak yağar şeklinde hani bir yazma işlemine girmeyeceğim ama şunu şuraya yazmanızı istiyorum lütfen. Aslında dünyada dünya var olduğundan beri totaldeki su miktarı değişmedi ama buradaki problem şu çünkü atmosferin dışına çıkamıyor içeride. Bu şekilde bir devinim var fakat değişen şey içme suyu miktarı. Yani içilebilir su miktarı azaldı. Lütfen buraya not alalım. Su miktarı totalde aynı. İçme suyu azalıyor maalesef. Şimdi karbon döngüsü ve azot döngüsü özellikle azot döngüsünü sona bırakıyorum böyle tatlı niyetine. Şimdi karbon döngüsünde şunu bilmemiz lazım. Bir karbondioksit açığa çıkaran reaksiyonlar bir de karbondioksit tüketen reaksiyonlar. Karbondioksit tüketen en önemli reaksiyon fotosentez bir de kemosentez. Şuraya AYT'ye de yardımcı olacak ama burada da bazen TYT'de öğretmenlerimizin sorduğu karbondioksit özümlemesini hatırlayalım. Karbondioksit özümlemesi fotosentez ya da kemosentezdir. Yani karbondioksiti aldım, organik bir yapı taşına çevirdim. Bak bu karbondioksiti azalttı. Ama karbondioksiti arttıran şey solunum arttırır. Her türlü yanma reaksiyonu burada gösterdiğimiz organik yanma reaksiyonları arttırır. İşte ne var? İşte araçların egzozları vesaire artık madde filtreleri takılmamış olan fabrika bacalarından karbondioksit miktarı artar gibi. Güzel. Solunum arttırdı, yanma arttırdı. Peki saprofit aktivite ne yapar? Yani saprotrof bir canlı karbondioksit ne yapar? Arttırır. Neden? Çünkü organik bileşiği zaten solunumla karbondioksitine kadar yıkıyor. Aslında buradaki saprotrof aktivite oksijenli solunumun hani bir örneği olabilir. Tamam? Ben burada aslında tüm döngülerle alakalı bir cümle yazmak istiyorum. Hazır aklıma gelmişken şöyle en alta şunu yazmanızı istiyorum. Madde döngüsü vardır. Madde döngüsü vardır. Enerji döngüsü yoktur. Enerji döngüsü olmaz arkadaşlar. Enerji akışı vardır. Tamam? Enerji akar. Bunu besin piramitlerinde hani vurguluyoruz, vurguladık, vurgulamadık çok önemli değil ama enerji bir yerden diğerine doğru, bir trofik düzeyden diğerine doğru akıyordu. Ama aşağıdaki yani bir alt trofik düzeye enerjiyi aktaramazsınız. O yüzden enerji akışı vardır, enerji döngüsü yoktur. Şimdi geldim azot döngüsüne. Azot döngüsünde bilmem gereken nedir? Bir kere fiksasyon, nitrifikasyon ve denitrifikasyon. Bu üçlüyü bileceğiz. Hangi canlılar azot tutar? Hangi canlılar doğrudan azotu kullanabilir yani? Bunları bileceğiz. Tamam Şimdi burada bir T eşittir 0 anı yaratmamız lazım. O da bence şuradaki bitki olsun. Şimdi bitki havanın serbest azotunu tutamaz. Bunun için birilerinin bunun köküne bunu vermesi, hediye etmesi lazım. Şimdi okul kitabı diyor ki bitkiler azotlu tuzları alırlar ama en sevdikleri amonyumdur. Böyle bir cümle var. Amonyumu sever, amonyum tuzları. Zaten biz böyle ilkokuldan beri nitrit nitrat tuzları ifadesini duyuyoruz aslında. İşte azotlu mineraller ifadesine. Dolayısıyla demek ki bitki havada azot miktarı %70'lere yakın olmasına rağmen bundan yararlanamıyor. Nereden yararlanacak? İlla bunu köklerden alacak. Köklerden alması için de ne olması lazım? Saprofit ve kemosentetik canlıların çalışması ya da azot tutucu bakterilerin bunu tutup bitkinin kullanabileceği forma getirmesi lazım. Şimdi burada neden kafa karışıyor hala anlamış değilim. Temel şeyleri bildiğiniz zaman her türlü yapabiliyorsunuz ama bu temel şey nedir? Nitrifikasyon nedir daha onu bilmiyoruz mesela. Nitrifikasyon kemosentetik canlının amonya nitrite ya da nitriti nitrata çevirmesidir. Denitrifikasyon ne? Zaten toprakta bulunmuş nitratlı bileşikleri serbest azota çevirmedir. Hatta ben bunu AYT'de de size oksijensiz solunum örneği olarak öğretiyorum. Fiksasyon nedir? Fixation tutmak demek. Tutmak, sabitlemek. Biyotik ve abiyotik fiksasyon olarak ikiye ayrılır. Eğer bir canlı azotu tutuyorsa biyotik fiksasyon, yıldırım, şimşek gibi elektriksel bir yükten dolayı oluşuyor ve toprağa karışıyorsa bu da abiyotik fiksasyon oluyor. Yani hocam bak şimdi geldi dedi ki azotun bir canlı tarafından tutulması, tutma ya da yıldırım gibi bir doğa olayı ile toprağa aktarılmasına ne denir? Fiksasyon denir. Fiksasyon. Rizobiyom ya da siyanobakteriler tarafından tutuluyorsa buna biyotik fiksasyon. Doğa olaylarıyla fikse ediliyorsa buna da abiyotik fiksasyon denir. E burada hem fiksasyon kelimesini öğrendim hem de havanın serbest azotunu tutabilen iki canlıdan bahsettim. Rizobiyum ve siyanobakteri. Hocam başka bir canlı var mı? Var. Okul kitabımızda bir de azotobakter diye bir bakteri geçiyor. Adı üstünde zaten azot, azotobakter ama sen yine de buraya ekle. Azotobakter. Güzel. Şimdi dikkat edin lütfen. Tutulan azot gazı öncelikle amonyak ve amonyum moleküllerine dönüşür. Bu amonyak, amonyum özellikle amonyum ve tuzları bitkiler tarafından alınabilir ve bitki de sever amonyum tuzlarını dedim. Ancak Kemosentez yapan bir canlı işte bu oluşan amonyum ve amonyağı daha ileri işleyebilir. İşte buna da nitrifikasyon denir. Hocam bu nitrifikasyon reaksiyonlarında nitrit ve nitrat oluşur. Somutlaştırıyorum bakın. Şimdi şunu buradan şöyle kenara doğru alayım şu şekilde. Hocam ben ne dedim? Elimde bir tane organik artık var. Bu organik artık bir saprotrof tarafından amonya çevrildi amonyak ya da amonyum gibi NH4 artı gibi bileşik oluştu. Buraya kadar bir problem yok. Amonyum tuzlarını da bitki alabilir. Ancak bunların oksitlenip nitrite dönüşmesi ya da nitritin oksitlenip nitrata dönüşmesi şuraya Y reaksiyonu, şuraya da Z reaksiyonu, şuraya da X reaksiyonu diyorum. İşte buradaki Y ve Z reaksiyonları nitrifikasyondur. Yani aslında Y ve Z nitrifikasyon olan reaksiyonlar Kemo sentezdir. Hocam burası AYT ama gördüğünüz gibi bakın TYT ile de ilişkili. Okul kitabında da anlatılmış bunlar. Denitrifikasyon ne? De hani olumsuzluk ekiydi ya. Dehidrasyon, defosforilasyon, denitrifikasyon. Denitrifikasyon da şu. Bazı bakteriler ki bunu bakteriler yapar çünkü denitrifikasyon aslında bir oksijensiz solunum örneğidir. Şöyle şuraya Oksijensiz solunum yazabilirsiniz her ne kadar belli olmasa da. Hatta siyah kalem mi kullanalım? Evet oksijensiz solunum. Bu zaten oksijensiz solunumsa prokaryot canlı olduğunu bana kanıtlıyor. En azından şu andaki bilgilerimize göre. Nitratı, nitratı atmosferin serbest azotuna dönüştürüyor. O zaman şöyle bir soru sorabilir mi? Aşağıdaki reaksiyonlardan hangisi? Toprağı azotça zenginleştirir ya da toprağı azotça fakirleştirir. Fakirleştiren işte denitrifikasyon. Zenginleştiren ise işte fiksasyon, nitrifikasyon gibi olaylar. Anlaştık mı? Dolayısıyla burada şu görselde o hocam burası çok karışık falan demeyin. Şimdi birazdan checkpoint yapacağım. Tekrar yazacağım bu reaksiyonları. Ve o reaksiyonların dışında azot döngüsüyle alakalı soru gelme ihtimali yok arkadaşlar. Tamam Gözünüzde büyütmeyin lütfen. Peki serbest azotu oluşturduk. Şimdi sera etkisi ve küresel ısınmadan bahsedelim. Normal şartlar altında, buraya yazmayın, dinleyin. Normal şartlar altında güneşten gelen ışınlar uzaya tekrar yansımalı. Ancak bizim atmosferimizde karbondioksit, metan, kloroflorokarbon ya da su buharı o kadar çok birikiyor ki bu yansıma, uzaya yansıma tam gerçekleşmiyor. Bu katmana çarpıp bu ışınlar tekrar dünyaya dönüyor. Yani bir ışın yansımadan tekrar dünyaya döndüğünde dünyanın ekstra ısınmasına neden oluyor. İşte burada bakın yani havalandırmayı bozmuş oluyoruz. Burada gördüğünüz, anlatmaya çalıştığımız şey o. Sera gazları bir şekilde atmosferin içerisine dolduğunda dünyadan uzaya yansıması gereken bu ışınları tutup tekrar dünyaya getiriyor ve dünya ısınıyor. Bakın sıcaklık arttı, enerji arttı. Bundan dolayı ne oluyor? Kutuplar eriyor. Kutuplar eridiği zaman tabii ki sular yükseliyor. Sular yükseliyor. Kara su altında kalıyor. Kara su altında kalırsa bitki örtüsü zarar görüyor. Tamam? Bitki örtüsü zarar görüyor. Ama burada olay şu değil arkadaşlar. Yani işte Armagedon hocam, işte metrelerce yükseklikte dalgalar değil. Ya zaten şöyle bir şeyin düşünsenize, şöyle bir şeyin içinde yürüyorsunuz her gün şu kadar yükseklikte bir suyun. Bitki örtüsü mü kalır? Ama ben burada esas neye dikkat çekiyorum? Eski videolarımı izleyen arkadaşlarım bilir. Buzulların erimesiyle buzulların içerisinde çağlar öncesinden saklanmış bakteriler ve virüslerden bahsediyorum. Bunlar bir şekilde atmosfere karışacak ve bizim binlerce yıl öncesinden mutasyona uğramış virüslerle alakalı hiçbir fikrimiz yok. Dolayısıyla bunlar tekrar ne yapacak? Gün ışığını görecek, gün yüzüne çıkacak ve o zaman esas problemler başlayacak. Peki, yoksa yani... Karbon ve ekolojik ayak izi. Ayak izi ifadesini gördüğünüzde bunun bir olumsuz kelime olduğunu lütfen bilin. Çıkmış sınav sorusudur. Karbon ayak izi, ekolojik ayak izinin yükselmesi kötü bir şeydir. Yani sizin ne kadar artık oluşturduğunuzun kanıtıdır. Şimdi bir bireyin doğrudan veya dolaylı yollarla atmosfere verdiği karbondioksit miktarı bizim karbon ayak izimizdir. Karbon ayak izi. Şimdi dolaylı olarak karbon nasıl veririz? Mesela şimdi normal şartlar altında sen sürekli plastik tüketirsen o plastik şişeyi mesela tüketiyorsun, su alıyorsun sürekli. Kendi böyle hazır şişen yok, farklı farklı şişeler kullanıyorsun. O zaman ne olacak? O plastiği üreten fabrika sürekli çalışmak zorunda kalacak. O plastiğin üzerindeki etiketi yapan fabrika, etiketin üstündeki boyayı yapan fabrika sürekli çalışmak zorunda kalacak. Dolayısıyla sen dolaylı olarak bu fabrikalar aracılığıyla atmosfere verdiğin karbondioksit miktarının artmasına neden olacaksın. Peki. Hocam bir de doğaya bırakılan atıkların yok edilmesi için ihtiyaç duyduğumuz o yeşil alan, çevresel faktör ya da kara ve su alanına ekolojik ayak izi denir. O zaman ekolojik ayak izinin artması yine kötü bir şey oldu. Çünkü bunu bertaraf edebilmek, yani bunun etkisini eski haline getirebilmek, giderebilmek için ben daha çok alana ihtiyaç duymuş oluyorum. Ekolojik ayak izi, karbon ayak izi olumsuz kavramlar hocam. Şimdi kirlilik var. Ses kirliliği, ışık kirliliği, radyasyon kirliliği, toprak kirliliği, hava kirliliği. Hocam bunlar da yorum yapabiliriz. Bir burada ses kirliliğine, ışık kirliliğine dikkat çekmek istiyorum. Sesin ölçü birimi desibel, belli desibellerin üstü insanı da, diğer hayvanları da strese sokar. O yüzden yüksek frekansı ya da yüksek sesli ortamlarda insanların huzursuz olması bundandır. Bir anda böyle hoparlörden bas bas gelen bir ses olduğunu düşünün. O sizi irite eder ki ruhsal ve fiziksel problemler yaşatır arkadaşlar. Hatta böyle sanayi ortamlarında çalışan arkadaşlarımıza sürekli işte kulaklık takın, işitme kaybına da neden olur çünkü sürekli yüksek sese maruz kalmak. Işık, sirkadyen ritim için önemli. Bizim uyku düzenimiz için önemli. Lütfen karanlık ortamlarda uyuyun, siyah perdeli ortamlarda uyuyun, ışıkla uyumayın. Çünkü melatonin hormonundan faydalanamazsınız. Melatonin aynı zamanda vücudunuzun yenilenmesini de sağlar. Sadece biyolojik saati ayarlamaz. Ki bu bizim özelimizde bir şey mi? Hayır birçok hayvan, mesela gece avlanan hayvanlar fazla ışıktan mesela avlanamıyor ve aç kalabiliyor ya da frekanslar değişiyor vesaire. Bunlar mesela ses aşırı olduğunda yarasalar mesela yön bulamıyor gibi. Hani ses ve ışık arkadaşlar çok ama çok önemli. Bunların kirliliği bizi etkilediği gibi doğadaki birçok canlıyı etkiliyor. Radyasyon zaten mutasyona neden olduğu için DNA üzerinde önemli. Asit yağmurları kim tarafından oluşturulur? Bir çıkmış sınav sorusudur. Azot, kükürt ve karbondioksit gazları asit yağmuru olarak dönebilir. Neden dönebilir hocam? Çünkü azot dediğiniz HNO3 olur. Kükürt dediğiniz H2SO4 olur. Karbondioksit dediğiniz H2CO4 değil mi? H2CO4 mesela şöyle yapalım. H2CO3 diyelim pardon CO4 değil H2CO3 karbonik asit mesela. Karbonik asit, sülfürik asit, nitrik asit. Ya bunlar arkadaşlar sonuçta asit olarak doğaya döner. E hocam bunları nasıl oluşturdun? Sonuçta azot, kükürt ve karbondioksit su buharıyla Yıldırım işte şimşek elektriksel aktivitelerle reaksiyona girip bu tarz asitleri meydana getirebilir. Asitler toprağa düştüğü zaman ya da bir organik yapının üzerine düştüğü zaman ona zarar verir. Toprağa düştüğünde minerallerin kayaçlardan ayrılmasına neden olur. Mineral dengesini bozar, pH dengesini bozar toprağın. Bu sayede, daha doğrusu bu yüzden bitkinin ya da bitki örtüsü ve hayvanların zarar görmesine neden olur. Erozyon hep söylüyorum bizim kanayan yaramız her sene Kıbrıs büyüklüğünde toprak kaybediyoruz erozyondan dolayı toprağın yanlış sürülmesi, bitki örtüsünün zarar görmesi gibi bir sürü faktör var aslında ama temelde bilinçsiz toprak kullanımı toprak kaybına neden oluyor diyoruz. Mesela aşırı otlatma, ormanların tarım alanlarına çevirmesi. Çünkü siz bir ormanı ortadan kaldırdığınızda o toprağı tutacak bitkiyi de ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Su kirliliği bir MSÜ sorusu TYT'de neden çıkmasın? Su kirliliği ötrofikasyon. Bakın putrifikasyon diye bir kelime de var aslında. Putrifikasyon neydi? Kokuşmaydı. Ötrofikasyon su kirliliği. Şöyle bir görüntü herkes görmüştür bir şekilde hayatının bir döneminde. Suyun üzeri böyle yemyeşildir. Bu alg miktarının sudaki artışını gösterir ve bu işte su kirliliğidir. Algler nasıl artar? Hocam eğer sen fosfor ve azotlu bileşiklerin sürekli suya karışmasına neden olursan alg artar. Çünkü algler bu iki minerali çok seviyor. E hocam artsın algler fotosentez yapıyordu olur mu? Sen yüzeyi kapattın, ışıkla temasını engelledin suyun alt katmanlarının, içerideki fotosentetik canları öldürdün. Burada oksijenin azalmasına neden oldun. Ama hocam algler de oksijen üretiyor. Ama üretiyor da aynı zamanda tüketiyorlar. Kaldı ki atmosfere de veriyorlar. suya karıştırmıyorlar ki hepsini. Dolayısıyla oksijen seviyesi azaldığı için oksijenli solunum yapan canlılar da etkilenip ölmeye başlıyor ve işte ise dipte çürümüş, ölmüş, putrifiye olmuş bir sürü kir oluşuyor su kirliliğinde. Hocam bak fosfor ve azot algleri arttırdı. Yüzeyde biriken alg ışık girişini engelledi. Oksijen seviyesi azaldı. oksijen solunum yapan canlılar öldü dipte saprofit aktivite, saprotrof reaksiyonlar arttı ve su kirlendi. Bunlar bir sıralama sorusu olarak sorulabilir. Son olarak su ayak izinden bahsedip checkpoint'e gireceğim. İnsanın hem harcadığı hem de kirlettiği su miktarıdır aslında su ayak izi. Harcanan yüzey veya yeraltı suyunun toplam miktarı. Yani herhangi bir tarımsal faaliyette bulunurken siz yeraltı suyunu kullanıyorsanız bu sizin mavi su ayak iziniz oluyor. Okul kitabında da bu görselin benzeri var arkadaşlar. Harcanan yağmur suyu kaynaklı bir iş yapıyorsanız. Yani mesela siz yine tarımla uğraşıyorsunuz ama yağmur suyunu kullanıyorsunuz. Bu yeşil su ayak izi. Hocam bir de atık suları temizlemek için harcanan su. Yani kirlenen suyu da temizlemeniz gerekiyor. Ve suyla temizlemeniz gerekiyor. Çünkü onu seyreltiyorsunuz. Ondan sonra bir takım elemelerden geçiriyorsunuz. İşte bu da gri su ayak iziniz oluyor. Gördüğünüz gibi ayak izi ifadeleri biraz olumsuzluğa götürüyor bizi. Tamam. Peki. Buraya şöyle bir zaman kontrolü yaptıktan sonra güzel bir checkpoint atalım araya. Hocam şimdi bu checkpoint'te en önemli, en değerli yer bir azot döngüsü, iki ötrofikasyon. Tamam. Geriye kalanları sizin bilincinize bırakıyorum. Azot döngüsü. Hocam bir t eşittir 0 anında bir ağaç düşünelim ve ağacın şöyle yapraklarını döktüğünü düşünelim. Ya da bir organik artık var. Burada bir ölü organizma var. Şimdi bu ölü organizmayı ne yapıyordu bir x canlısı? Amonya karbondioksite kadar çeviriyordu. Bu ölü organizmayı çeviren saprotroftu. Peki saprotroflar prokaryot mu yokaryot mu? Hocam her ikisi olabilir. Ökaryot da olabilir, prokaryot da olabilir. Mesela bazı mantarlar bunu yapabilir, bazı bakteriler bunu yapabilir. Tamam, güzel. Şimdi burada amonyak ve amonyum gibi maddeler oluşabilir. Bu amonyak ve amonyum bazı canlılar tarafından oksitlenir ki kemosentez neydi? İnorganik bileşik oksitleniyordu. Açığa çıkan enerjiyle besin sentezleniyordu. Şimdi ben burada sadece oksitleme yapıp nitrit ya da bir daha oksitleme yapıp şöyle oksitleme yapıp nitrat oluşturacağım. NO3. Güzel. Şimdi normalde nitrit ve nitrat tuzları da bitkiler tarafından kullanılabilir. Amonyum tuzları da. Bitki şu anda işini gördü. Atmosferin serbest azotunu alamayan bitki azot ihtiyacını bu şekilde karşıladı. Ancak şuraya X dedik ya. Şimdi buraya ben ne diyeceğim? Buraya Y diyeceğim. Şuraya da Z diyeceğim. Bu Y ve Z reaksiyonlarına baktığınızda burası kemosentez. Ve dolayısıyla bu reaksiyonların adına nitrifikasyon denir. Hocam nitrifikasyon. Nitrifikasyondan sonra bir kelime daha öğretmiştim ki atmosferin serbest azotuna toprağın azotunu karıştırmak denitrifikasyon. Bakın olumsuzluk eki. Burada hatta ne demiştim? Burası oksijensiz solunumda anlatacağım. Prokaryot canlıların yapacağı şey. Hocam Y ve Z ökaryot mu prokaryot mu? Aman ya burası prokaryot. Neden? Çünkü kemosentez. O zaman şimdiden bil. Kemosentez ve oksijensiz solunum prokaryot canlı. En azından bugünkü bilgilerimizle. Peki hocam başka ne yaptın burada? Fiksasyondan bahsettin. Ne dedim fiksasyonda? Atmosferdeki işte azotun neye çevrilmesi? Amonyum ve amonyak gibi bileşiklere çevrilmesi. Bazen nitrit de olabiliyor çünkü oksijenle reaksiyonu sokabiliyor yıldırım şimşek. Ama genelde biz şöyle söylüyoruz. Diyoruz ki fiksasyon, fikse etmek, tutmak bir canlı tarafından oluyorsa biyotik, biyo, biyoloji ya da Abiyotik doğa olaylar, a olumsuzluk eki, cansız yani yıldırım şimşekle atmosferdeki azot toprağa karıştırılabiliyor. İşte arkadaşlar olayımız bu. Birkaç defa çizeceksiniz ve olay bitecek. Saprofit aktivite, kemosentetik aktivite, denitrifikasyonla oksijensiz solunum bir de fiksasyon. Kim yapıyordu fiksasyonu canlılar içerisinde? Siyanobakteri, rizobium, azotobakteri. Rizobiumu bitkilerde bitki köklerinde, baklagillerin köklerindeki bakteriler olarak öğreneceksiniz. Havanın serbest azotunu tutacak ve biz onlara ileride nodül diyeceğiz. Tamam Peki geldim ötrofikasyona. Hocam ötrofikasyon su kirliliği demekti. Şöyle burayı bir temizleyeyim. Siz zaten durdurup yazarsınız. Ötrofikasyon ne ile alakalıydı? Bir takım minerallerin suda birikmesi işte fosfor gibi mesela bir minerallerin. Hocam bunlar nerede var? Aslında deterjanlarda var çok fazla. İşte bulaşık deterjanında ya da bu çamaşır tozlarında vesaire. Hocam bunların sayısı, bunların miktarı arttığında alk sayısı artıyor. Alk sayısı arttığı zaman yüzey kaplanıyor. Yüzey kaplandığında iç katmanlara ışık girmiyor. Burada bir fotosentetik canlı katliamı oluyor. Dolayısıyla burada bir oksijensiz bir ortam, oksijen seviyesinin ciddi düşmesi söz konusu oluyor. E sen içeride bir balıksın tamam mı? Oksijen yok, etkilendin, öldün. Öldüğün için ne oldu? Saprotrof aktivite arttı ve su kirlendi. Yani böyle basitçe çizerek bu işin de üstesinden gelebilirsin. Hadi bir de ayak izlerinden bahsedelim. Ayak izi ifadesi olumsuzluk Göstergesidir çıkmış sınav sorusu karbon ayak izi birim zamanda doğrudan ya da dolaylı atmosfere verdiğin karbon miktarı ekolojik ayak izi senin yarattığın kirliliği bertaraf etmek için ihtiyaç duyduğun kara ve su alanı su ayak izi de hani yeşil mavi ve gri su ayak izi de yeraltı suyunu kullandın mavi yağmur suyunu kullandın yeşil ama temiz bir suyu kirlenmiş bir suyu temizlemek için kullandın gri su ayak izi şeklinde özetleyebiliriz buraları. E bir de sera etkisinden bahsetsene hocam bir daha. Ya böyle sera kuruluyordu. Sera güzel bir şey değil miydi? Sera bir ortamı ısıtmak yani yapay olarak ısıtmaktı. İsim de oradan geliyor. Sera etkisindeki mantık ne? Dünyanın dışına yani uzaya yansıması gereken o ışınların atmosferde biriken metan gazı, su buharı, kloroflorokarbon bu tarz yapılardan dolayı dünyanın etrafında bir şey oluşuyor, bir katman oluşuyor. Güneşten gelen ışınlar uzaya yansıyacağını bu katmana çarpıp tekrar dünyaya dönüyor. Ekstra sıcaklık artışı, ısı artışı oluşuyor. Sonra buzullar eriyor. Karalar su altında kalıyor. Bitki örtüsü yok oluyor. Ama Barış Hocan ne tarz bir tehlikeye dikkat çekmişti? Buzulların içerisinde saklı bizi bekleyen virüs ve bakteriler bunların ne zaman donduğunu, kaç bin yıl önce orada olduğunu bilmiyoruz. Ve bağışıklık sistemimiz acaba bunlara karşı immün yanıt yani bağışıklık yanıt oluşturabilecek mi? bilmiyoruz. Evet. Burayı da bitirdik. Tüm konuların sonuna geldik. Umarım verimli olmuştur, umarım anlaşılmıştır. Benim için en önemli şey sizlerin biyolojiyi bir yük olarak görmekten kurtarmanız ya yani da kurtulmanız diyeyim. Artık konuşamadım, ben de sonlarda yoruldum. Fakat olayımız şu arkadaşlar, bu bir süreç. Daha önümüzde neredeyse bir yıl var. Biz 23-24 gün gibi bir sürede bütün biyolojiyi bitirmiş oluyoruz TYT konuları içerisinde ve AYT'ye göz kırpmış oluyoruz. Ve neredeyse bahsetmediğimiz tek bir yer bile kalmadı. Küçük küçük notlarla kendinize böyle el yazması notlar hazırlamanız için checkpoint kısımlarını oluşturmuştum hatırlayın. Ve bütün bir kamp boyunca sizi soru bankalarına yönlendirmiştim. Soru bankasında da dediğim gibi aklınıza takılan herhangi bir soru olduğunda hemen çözümüne bakabileceğiniz bir ortam yaratmıştım. Umarım keyifli, verimli, güzel bir kamp geçirmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. AYT videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.